Fadime, en büyük hayalin zengin olmak mı? Valla şu ana kadar hiç zengin olayım diye çaba göstermedim. Ama... Var yani, mı bu hayalin çok mi? Çok şükür yani. Hiç kimseye de muhtaç olmadım. Aman aman zengin olayım diye de hayalim yok. Yani kocasının iş yerinin olmasını istiyor. Kocası parasını yani yemek mi? Görkem, sen bana biraz alındın sanki. Yani biraz tabii ki bu kelimesine üzüldüm. Hangisine yani. Söyle. Yani iş yerim olmadığı için yani evlenemeyecek miyim yani, ailesini ikna edemeyecek miyim? Öyle dedi ama, evet. Bak söyle bir tek Fadime. Benim bitmiyor ama benim ailemin görüşü bu. Ailemin isteği bu. Hı hı. Ama 18 yaşında değilsin ki sen de yani. 18 eni ne fark eder canım? Yani. Haksız mı? Bunun yaşla yani alakası yok ki, gelecekle alakası. Bak yaştan vurmalar başladı. Şimdi yani gelecekle alakası var yani. Yaşla ne alakası yani var? Sonuçta yani annem böyle bir şey dese bana yani, ben anneme resti çekerim yani. Yani aile onayı yani şart değil. Ailene demek karşı çıkabilirsin diyor Fadime sana. Aileme bu konuda yani karşı çıkamam. Yani ben anneme resti çekerim, derim ki anne yani ben seviyorum derim. Yani sen karışma derim yani. Annem eğer rest çekse bana. Yani Fadime ailesine rest çekebilir mi seni çok sevse diyorsun? Yani çekmesi lazım bugünden itibaren. Ben yani aşkından ben aman aman çok özür dilerim. Bak ne diyor sana? Aşkından aman aman öleceğimi bilsem ben asla ailemi çiğneyip geçemem. Aile benim için çok değerli ve çok önemli. Tabii aile her zaman önemli. Ailemi ezip çiğneyip geçemem. Bunu Esra başta mi söyleyeyim size? Ben ekipten arkadaşları bir arkadaşımın numarasını verdim. Sabahlara kadar ağladım. Yani o bile şart. Yani onu bağlayabilirsek ne kadar ona Fadime ile ilgili ağladığımı anlasın. Ne yapalım bunu? Ha, gözyaşını mı biriktirip satacağız, anlamadım. Yani sabahlara kadar yıkamıştım beynimi yani, öyle Görkem söyleyeyim. Sen zaten çok iyi bir çocuksun. Bak bunlar da karşı değil. Şimdi arkadaşlar, Görkem'in iyi bir insan olduğunu yüzüne bakınca anlıyorsun. İyi bir çocuksun, çok seviyorsun, sevgine %100 inanıyorum. Gerçekten duygusalsın, romantiksin. Bu konularda hiçbir şeyimiz yok. Yani kadını duygusal anlamda mutlu edebilecek bir erkeksin. Bu konuda herkes hemfikir mi benimle? Sadece şimdi tabii hayatın getirdiği şartları geçindirmek diye bir şey var. Şimdi aynı evin içinde Fadime'nin şartları hiç karşılanmazsa sen ne kadar iyi olsan da o evde kavga çıkar. Sen istediğin kadar ona meleğim de, çiçek getir, bilmem ne yap. Hani et diyecek, hani yemek diyecek, hani benim bakımım diyecek. Yani şimdi sen çok iyi bir insan olsan da bundan kavga çıkar. Ben yani karşılamayacak olsam zaten evliliğe adım atmam yani. Karşılayabilirim istemem diyorsun. Karşılayabilirim. O zaman Fadime'ye onu güzelce söyle. Fadime, ben senin bütün ihtiyaçlarını, bütün ne gerekiyorsa her şeyini karşılarım. Karşılayamayacak olsam zaten ben evliliğe seninle adım atmam, biliyorsun. Evlenmek istemem. Sen de bunu biliyorsun. Mesela ipucu ver. Nereden başlayacaksın? Nasıl yapacaksın? Bugünden çalışarak başlayacağım. Hani tek çalışarak, kolla, tek elle çalışarak peki, başlayacağım. Peki bir şey soracağım. Sen kaç yıldır fotoğrafçılık yapıyordun? 8 senedir fotoğrafçılık. 8 senedir fotoğrafçılık yapıyorsun. Ne yaptın şimdiye kadar? 8 sene içerisinde ne yaptın? 8 sene içerisinde birikimlerimi yaptım. Ne ekipmanlarımı aldım. Ne biriktirdin? Ne kadar paran var Görkem? Onu soruyor şimdi. Ne yani aldın? Şu anda param yok. Niye yok? Şöyle söyleyeyim. Birikimim maalesef bana de... Bana anlatma Fadime'yi anlat. Defemde kaybettim Fadime. Sen de biliyorsun. Çok geçmiş olsun bu arada. Deprem doğru. Deprem dolayısıyla herkes yıprandı. Herkes sarsıldı. Ne kaybettin Görkem? Depremde ne kaybettin? Yani evimiz gitti. Bu çok üzücü bir şey. Deprem bölgesinde miydi ev? Hatay'daydı aynı. Ha. Bunu ben bilmiyordum ben. Şöyle söyleyeyim. Bir mağduriyet var. Evet. Ben birikimimle bir motor almıştım Hatay'da. Enkazdan o motoru zor çıkardım. Motorun var mı hala? Var ama pert oldu. Deprem büyük bir handikap gerçekten. Bunu bilmiyordum. Vallahi buna şimdi ben çok üzüldüm. Şimdi kullanamıyor musun motoru? Kullanamıyorum. Kol gitti. Motor? Pert oldu. Yaptırmak için? Artık o toparlanmaz. Kol gitti. Benim kolum iyi olsun. Ben bunu istiyorum. İyi olacak canım. Peki depremde ne kaybettin? Yani evinizi kaybettiniz. Başka birikiminiz var mıydı? Yani birikimimiz derken ev git yani para gitsin o sorun değil. Evet. Esra. Size ait ev mi vardı? Ona yani evimiz gitti yani. En size kalan ait miydi ev? Bize ait. Şimdi ama onun yerine evler yapılacak zaten. Teslim edilecek. Aynen. Hı hı.
Sonra o eve geçer, sonra size de o hakkı vermiştir devlet mutlaka. Verdi tabii ki. Verdi değil mi? Çünkü evleri olanlar, yıkılanlar tekrardan yapılacak. Yani aslında bir eviniz olacak. Bundan olacak. Bahsetsene Görkem. Yani bir evimiz olacak tabii ki Fadime. Nerede bu ev? Hatay'da. Hatay'da yaşar mısın Fadime Hanım? Yaşamam diyor. Yaşayamam. Ben sevmiyorum Hatay'ı. Yani ben Malatya'yı da sevmiyorum mesela. Malatya'da yaşamam, yaşayamam. Ne diyorsun Görkem? Yani diyecek söz bulamıyorum. Motorlar ne kadar Görkem? Hiç, yani hiç bilmiyorum fiyatlarını Esra. Niye sen hiç parayla ilgili bir şey de bilmiyorsun? Biraz araştırdın mı tedavi? Ne kadarmış senin motorun? Bir sorsana. Belki bir yardım bulur, bir şey buluruz. Ama önce konumu iyi olmasını istiyorum. Niye? Kalıcı hasar da kalabilir kolunda. Neden kalıcı? Sen doktora gitmedin mi? Doktora gittim. İki tane kemik kırılmış. Esra. Tamam, alçıda düzelir. O gençsin daha yani sen. Yani iki parçalı aynen. Kemik var. Bana doktor ameliyat dedi Esra. Niye olmuyorsun ameliyat? Ya, korkum var yani ameliyattan. Öyle şey olur mu canım? Ameliyatta korkulur mu? Ben mesela randevu aldım. Benim bu parmağımla cam kesti. Sinirler kopmuştu. Böyle kaldı. Ben de ameliyat olacağım. Yarın randevu almıştım. Yarın platin mi takılması gerekiyor? Platin takılması yani. Ama açın onu seni ihmal etmeyeceksin. Öyle korkuyorum olur mu ameliyattan? Sağlık için ameliyat olman lazım. Fadime de yanımda olursa olacağım. Fadime sen önce iyi ol, ondan sonra Fadime yanında olacak. Ne diyorsun Fadime? Bana en büyük desteği verecek. Sen olur ameliyat... musun Fadime Hanım? Fadime biraz... Söyle Fadime, gerçek duygularını söyle. Şimdi üzüldük tabii bu deprem şeyine. Ben çok üzüldüm şu an. Ya deprem bizim orada da oldu. Bizim de kayıplarımız oldu. Benim ailemin hepsi çoğu zaten Malatya'daydı. Yeşilyurt çok evet. Kötü olmuş evet, biliyorum sizin memleketiniz. Evet çok kötü oldu. Yeşilyurt yerle bir oldu zaten. Biliyorum ha. Peki Fadime. Hepimizin kaybı oldu. Hepimize çok çok tüm Türkiye'ye geçmiş olsun yani özellikle. Çok şükür can kaybımız olmadı. Yani şükür. Mal kaybı olsun. Maldır gider yerine gelir. Ama can kaybımız olmadı. Şimdi Görkem seni çok seviyor. Şunu sormak istiyorum. Fadime gerçekten şimdi sen olgun bir kadınsın. Çok da zeki, böyle konuşmaların, uslubun çok güzel. Sen Görkem'i gerçekten seviyor musun? Ya seviyorum Görkem'i. Çok benim için çok değerli. Yani eğlenceli, sempatik, güler yüzlü. Candan böyle, içten böyle konuşması falan. İşte dediğim gibi hani benim önceliğim ailem ve çocuklarım. Çocuklarımın ve ailemin gerçekten rızasını alsın. En azından onları inandıracak şeyler yapsın. Zamanla o gidecek, akacak zaten. Gidecek, yerini bulacak. Peki çocuklarınız ne diyor bu evlilik için? Ben çocuklarımla henüz konuşmadım bu olayı. Ha konuşmadınız da. Sadece televizyonda izlemişti benim oğlum. Ablama yansıtmış. Bu ne teyze diye. Ben de sana döneceğim, arayacağım seni dedim. Sen müsait olduğunda bana dön dedim. O da çalıştığı için müsait değilim dedi. Hı hı. Arayamadım. Yani fikrini alacaksın. Ne düşünüyorsunuz şimdi? Tabii bakın ikisinin de kişiliğini hemen yani psikolog olmaya gerek yok. Biraz analiz ettiniz. Nasıl anlaşabilirler mi? Nasıllar? Bak tarzlarınız çok farklı bir kere. Bunu söylemek zorundayım. Bir söyle Filiz. Fadime Hanım siz önce kendinizle çelişiyorsunuz zaten. Görkem'in şartlarını siz kendiniz kabul etmiyorsunuz ki ailenize kabul ettiresiniz. Siz kendinize çakışıyorsunuz zaten. Ama şimdi ailemi kabullendirdikten sonra ben tamam zaten çalışıyorum. Tamam sen o zaman şunu söyleyebilirsin. Ben bir göz odada da yaşayabilirim. Ailem kabul etsin. Ben bir göz odada da yaşarım. Seni seviyorum diyebilirsin. Sen bunu demiyorsun ki. Benim 20 günde bir maniküre pediküre gitmem lazım diyorsun. O çocukta o güç kuvvet yok ki. Neyle yapsın? Ameliyat olmaktan korkuyorsun sen de. Bir cevap sen nasıl bakacaksın Filiz ona? Filiz Hanım tek tek bir cevap sen vermeden bir şey ona bir dakika. Fadime önce cevap versin. Ama şimdi yani... Kalkıp da hani çok rahat bir ortamda bir göz odanın içine anne, Görkem ve ben sizce çok mu mantıklı yani bir göz odada yaşayabilir ama miyiz? Ama insanlar Hatay'da... Esra Hanım ben seviyorsam yaşarım. Sevgi, affedersin ama sevgi karın doyurmuyor ki bir yerde. İşte söylediğim bir bakın... Bir yerde de rahatlığım da önemli. Ben bu şekilde rahat gelmişim sana. Sen beni rahat ettirmen gerekiyor. Ben 51 yaşından sonra seninle evleneceksen beni rahat ettirmen lazım. Fadime sana ben bir doğru şey söyleyeceğim. Doğru söylüyorsunuz burada. Bir şey söyleyecekmiş Görkem. Fadime evet. Bak evet. Depremi yaşadık biliyorsun sen de evet, Malatya'sın. Evet ama deprem yaşayalı 2 sene oldu. O psikolojiyi tek, bizler de atlattık yani. Bir tek konteynerde yaşıyorlar. Tek odada yaşıyorlar ya. Hı hı.
Sen Malatya'da olsan konteynerde yaşamaz mısın? Sevdiğinle, annenle. Hadi bak. Ya bize de konteyner verildi. Biz de yaşadık orada. Birkaç ay kaldık ve yani büyük çıktık. Konuşmamak niye? Lazım. Yaşayamadığımız için çıktık. Hı hı. Biraz kendimizi toparladık, çıktık. Biz de yaşadık, yaşamadık demiyoruz. Şu anki hayat şartlarınızdan konuşursanız. Ama şimdi çok kötü bir mağduriyet yaşadınız. Devlet sağ olsun sonrasında size evinizi verecek ama Ulu Hatay'da da yaşamak istemiyor. Bak bunu da sormak gerekir. Evet, şimdi Hatay'da bir eviniz olacak ama ben orada yaşamam diyor Fadime. Yani ben İstanbul'da yaşamaya devam etmek istiyorum. İstanbul'da da en kötü ihtimalle en azından hani 3+1, 2+1. 3+1 ev. Sen karşılayabilir misin Görkem? 3+1 evler kiraları İstanbul'da biliyorsunuz. 25-30 bin lira. Tabii yani 25-30 bin. Şimdi Görkem çalıştıktan sonra değil. Önce bir sor. Bak hiçbir şeyin fiyatını sormuyorsun. Ve bak bir şeyin fiyatını sormazsan. Şu an itibariyle karşılayamam tabii ki. Bu benim tamam. Aşağı. Sen şimdi şu an ne kadar kira ödüyorsun pardon? Şu anda 10 bin. 10 bin. 10. Bak tek bir odalı bir ev 10 bin TL. Düşünsene 3+1 tuttuğunu düşün. En az 30 bin. 30 bin. Maaşını bile karşılamıyor. Karşılamıyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne yapacağız? Hiç sen de çalışırsan faturalar ödeyeceğiz. O zaman ikiye bölünecek. Farz et ben hani bir şey oldu çalışamadım. Farz et. Ama çalışabilirsin elinde ayağında tutuyor senin. Bir kaza geçirdim çalışamadım. Evlendik bir ay sonra kaza yaptım. Çalışamadım. Sana muhtaç kaldım. Ne olacak o zaman? Bunları düşünmek zorundayız. Cevap versin ne olacak o zaman diyor. Belki ben hep böyle... Hep birlikte çalışıp da birlikte ayakta dururuz gibisine düşünmeyeceksin. Her zaman ilerisinde düşüneceksin. Ya kötü olumsuzlukları niye düşünüyorsun ki yani? Olur yarın ne olacak? Her şeyi düşünüyorsun yani. Belli değil ya. Yani 10 dakika sonra bak sen ne zaman kaza yapacağını hatırlıyor musun? Biliyor muydun? Bilmiyordum tabii öyle bir şey ki. Başına geleceğini biliyor muydun? Bilmiyordum. Hayır işte ne zaman şuradan çıktığımda belki ayağımı burkacağım. Allah korusun. Değil mi yani? Evet. Allah'tan gelen bir şey hiçbir şey bilemezsin. Anında her şey yaşayabilirsin. Ama sen de çalıştıktan sonra ben de çalışıyorum zaten. Ya işte benim gelin. Çalışmama güvenerek hiçbir şey yapamayız. Ben Görkem'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ya bir kere şunu çok yadırgadım. Kolumda 2 tane kırık var ve ben ameliyat olmaktan korkuyorum diyorsun. O ameliyat masasına yatmaktan korkuyorum. Şöyle aslında. Hayır ya. Şimdi senin bir kere yaşama karşı direnmen lazım. Nasıl evleneceksin? Direnmeden olmaz. Emek harcamadan olmaz. Çaba harcamadan olmaz. Bunun için de önce sağlıklı olman lazım. Yani bunu yapmak kalmış. Zorundasın. Deprem tabii Allah'ın takdiri olmuş. Derdi veren Allah çaresini de verir. Ama sizin çaba harcamanız gerekiyor. O yüzden korkuyorum, yatamıyorum, yapamam bu ameliyatı derseniz zaten hiçbir şey yapamazsınız ki. Daha şimdiden peşinen yenilgiyi kabul etmiş durumdasın Görkemciğim. Yakışmıyor sana. Aslan gibi adamsın. Yapacağım. Ameliyatını ol, işine başla. Bir an önce neler yapacağını, yol haritanı göster, ortaya koy. Hanımefendi de ona göre bir rağbet göstersin sana. O da sana yardımcı olur bir taraftan. Bu şekilde hayat birlikte yürür gider. Evet. Filiz Hanım bir şey daha söyleyeceksin sen. Fadime Hanım'a cevap vereceğim. Şimdi Fadime Hanım siz kendiniz yaşça büyüksünüz Görkem'den. Görkem'le buluştuğunuzda, tanıştığınızda Görkem'in hani haline vaktine baktığında size uygun olmadığını az çok anlamışsınızdır. Siz bu 2 sene zarfında niye bu çocuğu kendine bağladınız? Neden kendinize bağladınız bu çocuğu? Şimdi de geçtiniz karşısına şu olmazsa olmaz, bu olmazsa bu olmaz. Ben çalışamam, 51 yaşından sonra mutlu olacağım bilmem ne. Niye bunları söylüyorsunuz şimdi? Neden bu çocuğu baktığınızda bir cevap versin. Ay, karşılıklı. Bir cevap versin öyle. Ben bağlamadım. Biz konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbetimiz devam ediyor. Arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Ve ciddiyete dökmeye çalışıyoruz. Yani ciddi olmasını istiyoruz ama... Şu anda hani bazı bilmediğim şeyler de zaten burada ortaya çıktı. Bilmediğim konular vardı, onlar da ortaya çıktı. Kendisinin de bilmediği şeyler vardı, ortaya çıktı. Bundan sonrasını düzeltmeye Görkem çalışacak. Görkem Bey aşık size, farkında mısınız? Size aşık olduğu için geldi buraya zaten. Evet. Fadime Hanım. Biliyorum, bilincindeyim. Siz aşık mısınız o kadar? Sanki Görkem kadar Görkem değil. Görkem kadar aşık değilim. Evet, şimdi o anlaşıldığı değil için... Evet. Hani onu söylemek lazım. Şimdi açıkça konuşmak tabii lazım. Ki. Bu doğru bir şey. Yani Görkem çok daha böyle tamamen aşık ama siz daha mantıklı ve ben o kadar aşık değilim diyorsunuz. Peki bugün diyelim evlilik olmazsa Görkem diyor ki ben bu ilişkiden vazgeçiyorum. Siz de vazgeçer misiniz? Yani karşılıklı vazgeçmek zorunda kalırsınız. Ben vazgeçmeyeceğim insan. Ben sonuna kadar yürüteceğim. Varsayım canım yani bir ihtimalden bahsediyor Esra Hanım. Peki Fadime Hanım siz... Gerçek düşüncenizi söyleyin. Açıkça dediğim konuşmak. Gibi, hani bu şartlarla gerçekten çok zor.
Şimdi bak, açık açık konuşmak lazım. Şimdi Görkem, saf ve iyi niyetli bir çocuksun ama mesela diyor ki Fadime Hanım, açıkça şimdi ben bu arada kimseye kızmak, gücenmek olmasın. Ben her zaman dürüst insana saygı duyarım. Bir kere bakın, yalancı insan hiç sevmem. Yalan söyleyen, bir şey saklayanın. Şimdi burada kadın da dürüst. Diyor ki, bak benim şartım bu. Ben 3 odalı ev istiyorum. Ama senin Görkem, iyi ki şunu sorman lazım. 3 odalı ev ne kadar kirası? Daha onu sormadan yaparız diyorsun. Sonra biz üsteleyince. O zaman ne geliyor biliyor musun? Hani vardır ya palavracı. Onu da yaparız, bunu da yaparız. Öyle değil. Önce soracağım. Ne kadar 3 odalıklar İstanbul'da? Ortalama kiralar biliyor musunuz? 30 binden aşağı değil. 30 bin. 3 odalı bir ev. 30 bin ortalama kira. Sor Görkem, 30 bini ödeyebilir misin? 30 bin lirayı şu anda ödeyemem ama tabii Fadime de bir şeyler katacak yani. İlla yani beraber kimsin evliliği olacak yani, kimsin hayatı olacak yani. Fadime de bir şeyler vermezse, ben de vermezsem nasıl işin yani içinden çıkacak? Mesela ne kadarını sen karşılarsın, ne kadarını Fadime karşılar? Yani yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarı Fadime'ye yarı. Sor bakalım karşılar mı? Fadime hani beraber evleneceğiz seninle biliyorsun. Hani illa düğün tamam, yapacağız yarı biliyorsun. Tamam, yarı yarıya kirayı ödedik. Ne yapacağız ondan sonra, biz nasıl yaşayacağız? Bunun Görkem sen var, iyi çalışırsan eğer ne kadar daha çok hocam, kazanırsın? Bir dinleyeyim onları. Peki. Ben yani geceli gündüz çalışırsam eğer yani 40-50'den aşağı kazanmam. Şimdi sen Fadime'ye cevap, siz ikiniz konuşun bir. Ben yani iyi çalışırsam, geceli gündüzü çalışırsam 40-50'den aşağı kazanmam. Sen nerede de çalışırsan. Nerede 40-50 bin lira kazanacaksın? Yani geceli gündüz. Aynen fotoğrafçılıkta. Geceli gündüzü. Aynen. Saatte ne kadar alıyorsun? Yani saatlik değil, bizim kaşo olarak yani. Kaşo olarak günlük veriyoruz. Günlük mü çalışıyorsun? Günlük. Ne kadar günlük alıyorsun? Söyle yani, açıkça. Peki bir stüdyon olsa, fotoğraf stüdyon daha farklı olur mu? Onu açabilecek şu anda durumum yok. Öyle bilirim. Ne var ki, bir stüdyo açman o kadar çok pahalı bir şey değil. Motoru sat, dükkan aç.